Bu hafta önemli ve ilginç bir anlaşma vardı. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz anlaşması imzalandı. Özellikle Türkiye'nin Rusya'nın doğalgazı Avrupa'ya kesmesinden sonra önemli bir adım. Peki bu adımda ne atılacak? Bunda bir enerji uzmanına Sohbet Karbuz'a soralım. Sayın Karbuz, siz bu Bulgaristan ve Türkiye arasındaki gaz anlaşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Detayları nedir? Yani ne zaman hayata geçecek, ne olacak? Evet, şimdi Türkiye gaz ihracatçısı oluyor demek için biraz erken. Çünkü anladığım kadarıyla bu anlaşma, işte uzun vadeli bir anlaşma, Türkiye'deki gaz altyapısına erişimi konu ediyor. Yani biz gazı tedarikçilerden alıp üzerine karımızı koyup Bulgaristan'a gaz satıyoruz diye bir şey anlamıyorum ben bu anlaşmadan. Sadece alınan bir gazın veya getirilen bir gazın ki bunun da BOTAŞ veya Bulgar yetkililer veya kurumlar tarafından olup olmayacağı belli değil. Getirilen gaza bir servis bedeli verilerek Bulgaristan'a iletilmesi söz konusu. Fakat bu ileride nasıl evrilir onu bilmiyoruz ama Türkiye'nin en azından Balkanların enerji ve daha doğrusu doğalgaz arz güvenliği için önemli bir olay. Bu belki bir sonraki aşamada bu Türkiye'nin gaz hub'ı olmak konusunda da fayda sağlayabilir. Şu anda gaz hub konusunda hiçbir faydası yok çünkü burada bir servis anlaşması söz konusu. Gaz hub dediğimiz zaman fiyatın belirlendiği bir merkez anlıyoruz. Transit hub'ı değil. Transit hub'da bir hal düşünün. Balık hali veya sebze hali gibi. Orada alıcılar satıcılar bir araya gelir, fiyat belirlenir. Bu gerçek hub'dır. Transit hub'da böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece ücret alırsınız. Gerçek hub söz konusu olduğunda gaz altyapısına üçüncü tarafların erişimi, serbest erişimi söz konusudur. Bu henüz bizde yok. Bizde teknik altyapı var, yani gaz altyapısı var. Çoklu giriş, çoklu çıkış, işte doğal gaz depolama kapasitesi vesaire. Yerli üretim de inşallah önümüzdeki sene başlayacak. Bunlar tabii önemli bir etken ama gaz hub'ı dediğimiz bir süreçtir. Bu en azından 10 yıl, 15 yılı içeren bir süreçtir. Ve bu süreç çeşitli merhalelerden oluşur, çeşitli adımlardan oluşur. Bu adımların tabii kişiye, uzmana göre değişir ama en az 9 kriteri vardır. Bu 9 kriterin birincisi doğalgaz altyapısına serbest erişimdir. Yani bizde teknik şartlar var ama olayın hukuki ve regülasyon kısmında daha başlardayız, çok başlardayız. Ama bunu bir atlama taşı olarak düşünmek gerekir. Bu Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliği konusunda, yani şimdi sadece belki doğalgazla başlayacağız ama ileride buna elektriği de eklemek söz konusu olabilir. Yani bir şekilde en azından Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarla Türkiye'nin en azından doğalgaz ve elektrik konusunda entegrasyonu önemli bir konudur ve Türkiye'nin de enerji arz güvenliğine ve ileride hub olma konusundaki gayelerine, hedeflerine önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Karbuz, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.